Merhabalar değerli velilerim, sevgili öğrencilerim. Bugün farklı bir video ile beraberiz. Bu videomuzda özellikle matematik dersinde kullanabileceğimiz bir çalışma yapacağız. Bu çalışmayı iyi kavrarsak matematik dersinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemlerle ilgili tablo çalışmaları yaparken yani tablo üzerinde toplama işlemi, tablo üzerinde çarpma işlemi, tablo üzerinde çıkarma işlemi gibi işlemleri yapacağımız alıştırmalarda daha rahat çözümler yapabileceğiz. Şimdi burada biraz okul öncesi seviyesinde bir çalışmamız var. Bu çalışmamızda şimdi burada satırlarımız var, şurada sütunlarımız var, elmalarımız var ve bu sütun ve satırların başında yani işte birden 10'a kadar sayılar var. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye sıralanıyor sütunları. Satırımda ise farklı sayılar var. Şimdi burada bana ne diyor? Burada bana diyor ki satırın başında diyor ki ikinci elmaya git. İkinci sütundaki elmayla ortak yerde buluş ve o elmayı boya diyor. Şimdi ikinci elmaya git diyor bir elma geldim, iki elma geldim. Yukarıya baktım, yukarıda da ikinci elmaya geldim. Hemen bu elmamı ne yapıyorum? Boyuyorum. Bu çalışmayla birlikte çocuklar, bunun ilk bir iki tanesini çocuklara göstererek siz yaptırın. Bu çalışmayın, böyle çalışmaları. Ardından çocuk kendi belirtilen sayıdaki elmayı bulsun. Böylece Birden ona kadar sayması biraz daha gelişecek. Ayrıca dikkati, yoğunlaşması daha çok gelişecek. Ve dediğim gibi ileride matematik dersinde tablo üzerinden işlem yaparken, tabloları okurken daha rahat e, çalışabilecek. Şimdi geldim ikinci satırıma. İkinci satırımda diyor ki 10. sütuna git ya da 10. elmaya git. Teker teker sayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. elmama geldim. Bakıyorum yukarıda da 10 yazıyor. Bu benim 10. elmam olduğunu gösteriyor. Bu elmamı da boyadım. 3. satırıma geldim. Bu sefer tek tek saymayayım. Diyor ki ben 6. elmayım diyor. 6. elmayım. Bunu bu sefer sütunlardan bulalım. 6'ya geldim. Bakın burası kaçıncı satırdaydı? 1, 2, 3. satırdaydı. 6. sütunuma geldim. 1, 2, 3. elmama indiğim zaman bakın direkt burada kesiştik. Çocuklar bu kesişim noktalarını, bu birleşme noktalarını çok iyi anlamalı. Çünkü bu tür sorularda nereyle nereyi birleştireceklerine, hangi kutuyu, hangi sütunu, işte hangi hücreyi e, alacaklarını, boyayacaklarını, oradaki sayıları kullanacaklarını şaşırabiliyorlar. Devam edelim. 2-3 satırı daha ben yapayım. Siz bu tür çalışmaları bol bol çocuğunuza yaptırın ki çocukların tablo okuma yeteneği, dikkati daha çok gelişsin. Şimdi 1, 2, 3, 4. satırıma geldim. 4. satırımda 3. elmam diyor. 1 2 3 3. elmama geldim. Üstüne bakıyorum. Evet, orada da 3. üstündeyim. Demek ki doğru gelmişim. Sütünün, sütunların üstündeki rakamlar benim ne kadar doğru gittiğimi bana gösteriyor zaten. 5. satırı da yapalım. 5. satıra geldik. 7 elmaya git 7. sütuna git diyor. Hemen şuradan baktım. 7. sütundayım. Burada 5. satırdaydım. 1. satır, ikinci satır, 3, 4, 5. satıra geldim. Bakın gördüğünüz gibi hop, hop kesişim noktasına gördüm. Bu tür çalışmaları çocuklarınıza yaptırarak çocuklarınızın dikkatinin daha çok yoğunlaşmasını tablo ve sütunlar üzerinde daha rahat işlemler yapabilmesini ve ileride matematik dersinde yapacağımız çalışmalarda daha başarılı olmalarını sağlayabilirsiniz. Umarım Videomuzu faydalı bulmuşsunuzdur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu oluruz. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.